İbrahim de değil. He. Özellikle Cami Kebir'deki tekkeyi, Fadime annemizi, o, bunları bir anlatabilir o misiniz? O tekke şimdi İbrahim dayının oraya ev yaptığı yer tekkeydi. Çocuğun bir koca bir cadıydı. Şey gibi. Bütün dünyana gelen misafirler buraya otururmuş. Yani orada yatar kalmış, girmiş daha doğrusu. Ondan sonra o zaman da orayı işte yıkıyorlar. İbrahim dedi oraya şey İbrahim dayı ev yaptırıyor. O da dağılıyor, mağılıyor. Ondan sonra adam babam şeye giderdi diyor. Ata biner Sivas'a yiyeyim almaya. Hala hevesi vardı diyor atar üstüne atın. Gider diyor bir hafta 10 gün Sivas'a oradan yiyeyim alır gelirdi diyor. Tekkiye. Tekkiye yiyeyim alıyor. Tabii, tekkiye. Büyüyene gelen misafirler hep oraya inermiş. Şeye. Misafirhanesi var. Orada yer içer, orada yatar kaharmış, oradan gidermiş. Bunu anam böyle anlatırdı. Evet. İbrahim dedemin şeyini. Bunlar yani İbrahim dede Sadi Bey sülalesindendi. Sadi Beylerden. Onlar mütevellisi aynı zamanda caminin. Bütün bakımını, hocalıkları falan şimdi hep onlarda. Bir de kuyruk işi var. Evet. Davar kuyruğu. Evet. Rahmetli işte anam anlatırdı bunları. Evde yağ kalmamış. Anneannem şafağı üstüne ağırtmazmış. Evet. Sadilerden. Sabahın şafağından kalkıyor, neyse abdest alıyor, namazını kılıyor, şeye çıkıyor. Orada haf vardı, ben bilirim. Evet. Arka tarafta. Ya Rabbi diyor, ne öreceğiz? Yağ da bitti falan diyor. Dışarıya çıkıyor, haftın oraya varıyor ki iki tane koş kuyruğu haftın üstünde dolanıyor. Kuyruk, koş kuyruğu ha, davar evet, kuyruğu. Evet. Orada tabii yaralana şükrediyor, kuyrukları alıyor, geliyor eve, doğuruyor. Evet. Güzel, terkiye bir terkiye yağ. Patla diyor şeyi yani sıkıntıyı. Evet. İşte böyle tadilerin şeyi böyle hayatı.